Yani %68'i vergi, %50 özel tüketim vergisi, %18 katma değer vergisi. 100 lira mazot aldığınızda Türk köylüsü, çiftçisi 68 lira vergi ödüyor. İşte zenginler bu mazotu nasıl alıyorsa Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Türk köylüsü, Yeni Pazar köylüsü bu vergiyi ödemeden mazot alacak. 4,5 lira mazotunuz 1,5 liraya düşecek. Bunun sözünü veriyoruz. Ve biz emeklilerimizi çok önemsiyoruz. Sevgili emeklilerimiz, değerli büyüklerimiz, sizler bu devlete, bu ülkeye, köyünüze, kentinize, ailenize yıllarca hizmet ettiniz. Ve bir emekli oldunuz. Dediniz ki artık ben emekliyim. Refah payından ben de yaşamsal biçimimi şekillendireyim. Emeklilik süreyim. İbadet edeyim. Hacca gideyim. Ümreye gideyim. Güzel bir hayat yaşayayım derken maalesef size verilen maaşlar sizin hayat standartlarınızın altında kalmıştır. Türkiye'de açlık sınırı 900 liranın altında olurken maalesef birçok emeklimiz bu rakamların altında maaş almaktadır. Şimdi söylüyorum sevgili emeklilerimiz, değerli büyüklerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında intibak yasasıyla birlikte bütün emeklilerimiz aylık net 1500 lira maaşa kavuşacaktır. Bunun sözünü veriyorum. Bu yetmez. Sevgili Yeni Pazarlar. Ayrıca her iki dini bayramımızda, yani Ramazan bayramında, yani Kurban bayramında bu almış olduğunuz 1500 lira maaşı iki maaş olarak ikramiye vermeye söz veriyoruz. Çünkü biliyoruz ki emeklilerimiz geçinemiyor. Dini bayram gelmesin diye beklenti içerisine giriyor. Çünkü emeklilerimiz Kurban bayramında nasıl kurban alacağım, nasıl kurbanımı keseceğim, çocuklarıma nasıl kurban eti ikram edeceğim, torunlarımın cebine nasıl harçlık koyacağım diye düşünüyor. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında özellikle Ramazan bayramında ve Kurban bayramında birer maaş ikramiye vermeye söz veriyoruz. Bunu bilmenizi istiyorum sevgili Ramazanlar. Sizler bize oy verirsiniz, vermezsiniz. O ayrı bir taraf. Ama Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bunun sözünü verdiğimiz gibi aynı zamanda bütün emeklerimizden, bütün büyüklerimizden hayır dualarını istiyoruz. Bütün emeklerimin elini öpüyorum. Bütün büyüklerimden hayır dua istiyorum. Bunu bilmenizi istiyorum. Sevgili Yeni Pazarlar, Yeni Pazarımızın makus talihini çok iyi biliyorum. Ben sizi parlamentoda temsil ettim. Evet. 9 yıl bu onurlu, şerefli, yüce görevi bana tevdi ettiniz. Ama biliyorsunuz ki muhalefet partisi milletvekili olarak temsil ettir. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi iktidar oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olduğu bu dönemde gelin Bilecik'ten mutlaka ama mutlaka bir milletvekili, iki milletvekilini göndermek için el birliğiyle çalışılır. Bunu başarabileceğinize yürekten inanıyorum. Çünkü Yeni Pazar hep göç veriyor. Göç almıyor. Gençlerimiz burada oturmuyor. Nedir makus talihi Yeni Pazar'ın? Bir, malumunuz hala Yol Pazarı, Yeni Pazar arası yolumuz bırakın bitirmeye başlanılmadı bile. Yeni Pazar, İnisar bağlantı yolumuz başlanılmadı bile. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında ilk yapacağımız icraatlardan bir tanesi Göl Pazarı, Yeni Pazar yolunun yapılması sözüdür. Bu size Cumhuriyet Halk Partisi iktidar sözüdür.
Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında özellikle bu bölgedeki hayvancılığı genişletebilmemiz adına Avrupa Birliği fonlarının kapsamının içerisine alınarak yeni pazarımız hayvancılık noktasında kalkınmada öncelikli bölgeler arasında alınmasına huzurunuzda söz veriyorum. Yine yeni pazar ilçemize Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ne bağlı en az bir meslek yüksek okulunun açılmasını huzurunuzda söz veriyorum. Yeni pazarımızın makul sahibini yeneceğiz. Hep beraber yeneceğiz. Yeni pazarımız kadınıyla, erkeğiyle, genciyle bunu hak etmiyor. 13 yıldır iktidarda bulunanlar, 13 yıldır bu ülkeye, bu ilçeye iktidar partisi olarak hizmet edeceğim diyenler yeni pazarı yok saymıştır, unutmuştur. Onun için yeni pazarlardan ricam ve istirhamım, sizler de gelin 7 Haziran'da bu AKP'yi yok sayın, unutun, oynamayın. Sevgili yeni pazarlar, bunlar geçmişte siyasette dündür, bugün bugündür sözüyle hep siyaset yaptılar. Hatırlayınız, Türkiye'ye birçok siyasi parti geldi geçti. Birçok lider geldi geçti. Size birçok sözler verildi. Ben hatırlıyorum, 2000'li yıllardan önce size iki anahtar vaadinde bulundular. Ne dediler? Bir ev anahtarı, bir otomobil anahtarı. Bizi iktidar yapın, bu anahtarları size vereceğiz dediler. Dediler mi? Evet. Peki, bu verdikleri sözü yerine getirdiler mi? Hayır. Getirmediler. Şimdi 2002 yılında 75 milyon vatandaşın karşısına, huzuruna çıkan iki siyasi lider dedi ki, biri AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, diğeri ise Cumhuriyet Halk Partisi, o dönemki Genel Başkanı Deniz Baykal. Dediler ki, biz iktidar partisi olursak, öncelikle toplumdaki bu dokunulmazlık zırhına bürünen siyasetçilerin dokunulmazlığını kaldıracağız. Yani milletvekili dokunulmazlığını kaldıracağız dediler. Söz verdi. İki lider 70 milyonun karşısına çıktı, televizyonlara söz verdi. Peki milletvekili dokunulmazlığı kalktı mı? Hayır. Kaldırıldı mı? Hayır. Kaldırılmadı. Şimdi Türkiye'de ve dünyadaki bir lider sadece ve sadece Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı diyor ki, ey halkım, ben yoksulluğu yok edeceğim, yolsuzluğu yok edeceğim, yasakları yok edeceğim, ben Türk köylüsüne 1,5 liraya mazot vereceğim, ben emeklinin maaşını 1500 lira yapacağım, ben askeri ücretle geçinen vatandaşlarımızın ödediği vergiyi kaldırıp askeri ücreti net 1500 lira yapacağım, emeklime yılda 2 dini bayramda ikramiye vereceğim, taşeronluk sistemine son vereceğim. Bunlar yetmez diyor. Ayrıca diyor, ben bu verdiğim sözleri gittim diyor, noterde taahhütnamede bulundum. İlk defa dünyada ve Türkiye'de bir siyasi lider vermiş olduğu sözü noter taahhütüyle onaylatıyor. Ben diyor bunları yapamaz isem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından ve Başbakanlıktan istifa ederim diyor. Bu çok önemli bir belgedir değerli yeni pazarlar. Bu belgeyle siz yarın yerine getiremediği bir sözü gidip hakkında dava bile açabilirsiniz. O nedenle sözünü tutan ama siyasetini sözde değil özde gerçekleştiren liderimiz Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na huzurunuzda teşekkürlerimi sunuyorum. Bunun A partili, B partili, C partili olması önemli değil. Önemli olan yurttaş olması, önemli olan vatandaşımızın talebini bana iletmiş olması ve ben hiç kimseyi
hiçbir şekilde ayrımcılık gözetmeden yardımcı oldum, olmaya gayret ettim. Şimdi size bir söz daha veriyorum. Yarın bizi parlamentoya gönderdiğinizde bize oy veren, oy vermeyen bütün yeni pazarlara aynı yakınlıkta, aynı uzaklıkta, herkese aynı eşit mesafede olmaya huzurunuzda söz veriyorum. Sevgili yeni pazarlar, İnşallah bu yaşadığımız sorunları yok edilebilme adına, yoksulluğu kaldırabilme adına bir mücadele gerçekleştiriyoruz. Ama bazı kırsal kesimimizde, özellikle kadınlarımız, özellikle yaşlılarımız ve köylerde oturan vatandaşlarımız şöyle bir serzenişte bulunuyorlar. Diyorlar ki, biz Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan yardım alıyoruz. Kömür alıyoruz. Aynı yardım alıyoruz. Nakdi yardım alıyoruz. Alın, helal hoş olsun. Hiçbir problem yok. Ama bu yardımları Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapıyor. Yani bu yardımları AKP Genel Başkanı Davutoğlu yapmıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasında var olan bir maddeyle bunu hangi siyasi iktidar gelirse gelsin, hangi parti, iktidar partisi olursa olsun bunu yapmak, bunu gerçekleştirmek zorunda. Bakın bu anayasa kitapçı. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası. 75 milyon vatandaşımızın bu anayasada hakkı var. Hepimiz bu anayasaya ortağız. Ve anayasamızın 5. maddesinde belirttiği gibi, diyor ki anayasamızın 5. maddesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti diyor, hükümeti demiyor. Devlet zor durumda kalmış yoksul vatandaşlarımıza yardım etmek mecburiyetindedir diyor. Dolayısıyla hükümet ister A parti olmuş, ister B parti olmuş, hiç fark etmez. Hükümeti yöneten siyasi iktidar bu anayasa gereği bu yardımları yapmak zorunda. Ve biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunun sözünü veriyoruz. Diyoruz ki, ey yeni pazarlılar, siz Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan aldığınız yardımları alın. Çünkü bunlar sizin ananızın ak sütü gibi helaldir. Bunları Recep Tayyip Erdoğan vermiyor. Bunları Ahmet Davutoğlu vermiyor. Bunları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasası veriyor. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında biz bunları vermeye devam edeceğiz. Hatta ve hatta bu yardımlaşma yardımlarını iki kata çıkarmaya söz veriyoruz. Sevgili kadınlarımız, son cümleyi de sizlere hitap edilmek istiyorum. Kadınlarımız, annelerimiz, toplumda aile reisi olarak en büyük güçlü yaşayan insanlarsınız. Eşinizin, çocuğunuzun, yuvanızın, iş yerinizin, tarlanızın, bahçenizin en büyük sıkıntıları siz yaşıyorsunuz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi artık sizleri toplum nezdinde rencide edecek hiçbir çalışma içerisinde bulundurtmayacağız. İhtiyacı olan her aile, aile sigortası kapsamı içerisine alınacak ve o ailede yaşayan kadının hesabına aylık net 720 Türk lirası yatacak. İster bu parayla çocuklarınıza eşya alın, ister evinize et alın, ister makarna alın, ister yakacak alın, ister yiyecek alın. Bu da aile sigortası kapsamı adı altında tüm ailelerimizi bu sigorta kapsamına sokarak en az Türk kadının hesabına, bankadaki hesabına 720 Türk lirası yatırarak Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında refah ve mutluluğu sizler de yaşayacaksınız. Bunun sözünü veriyorum. Ve diyorum ki
yaşanacak bir Türkiye'yi gelin hep beraber kuralım. İnşallah. Ve diyorum ki yaşanacak bir Türkiye'nin temellerini Yeni Pazar'da atalım. Ve diyorum ki yaşanacak bir Türkiye'deki refah, toplum, hazinede biriken parayı artık zenginler, hırsızlar çalmasın. Oradaki para tüm toplumumuza, emeklilerimize, gençlerimize Yeni Pazar'da verilsin diyor. Seçim duramızın başta Yeni Pazar'ımıza, ilimize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor. 7 Haziran'da ananızın ak sütü gibi Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına oy vermenizi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili adayları Yaşar Tüzün'e, Çağatay Karavet'e destek vermenizi rica ediyor. Hepinize saygılar sunuyor. Yaşanacak bir Türkiye'de buluşmak umuduyla ağızlarını bekliyorum. Hayırlı olsun.